Milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA'nın bozkurt işareti soruşturmasına Türkiye'den sert tepki geldi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Başkan Erdoğan millilere destek için Berlin'e gidecek. Bu da yeni bir haber. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber ekibinden Arzu Fidan verdi aktaracak. Canan Konar aslında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A milli takımı son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Türkiye adına 2 gol kaydeden Melih Demiral'in yine gol sevincinde aslında bozkurt işareti yapması sebebiyle UEFA'nın soruşturma başlatmış olduğunu hatırlatmış oldum. Bu noktadan aslında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de UEFA'nın başlatmış olduğu soruşturmaya karşılık olarak sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Milli futbolcuya sahip çıktı. Peki o açıklamasında neler söyledi? Bahçeli aslında Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır dedi. Ve açıklamasının devamında şunları ekledi. Melih evladımızın fileleri havalandırmasını... Mütakiben yapmış olduğu bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyondur açıklamasını yaptı. Ve UEFA'nın yapmış olduğu soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin her insanımızın sağduyulu bir şekilde soğukkanlı davranmış olması milli bir zarurettir açıklamasını yaptı yine bu açıklamasında her zeminde ülkemizin önünü kesmek için iş ve huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur açıklamasını yapmış olduğunu söyleyelim. Devlet Bahçeli'nin yine aslında UEFA'ya bir tepkide elbette AK Parti sözcüsünden geldi. Ömer Çelik de açıklama yaptı. O neler söyledi? Hemen ifade edelim. Almanya İçişleri Bakanı'nın milli futbolcumuz Melih Demiral'ın gol sevincini hedef olarak yapmış olduğu açıklama ve UEFA'nın başlatmış olduğu soruşturma kesinlikle kabul edilemez dedi Ömer Çelik. Bu noktada ırkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır ifadesini kullanmış olduğunu söylemiş olalım. Yine Ömer Çelik'in bu noktada konuya ilişkin bir açıklamada Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmişti. O açıklamada da yine kabul edilemez olduğu UEFA'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu vurgulandı ve bu noktada Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Eylül 2023 tarihinde yayınlamış olduğu raporda her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken bozkurt işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken Sayın Demiral'a yapılmış olan Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içermiş olduğu değerlendirilmektedir denildi. Yine bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında tarihi ve kültürel sembolün hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz ifadesinin kullanılmış olduğunu söylemiş olalım. Dışişleri Bakanlığı tarafından yine öte yandan baktığımızda konuyla ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyük Elçiliği'nin dün akşam itibariyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış olduğunu biliyoruz. Az önce alınan bir bilgi doğrultusunda da Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Bozkurt selamı üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış olduğunu da ifade etmiş olalım. Bu kapsamda bitirmeden hemen şu notu da özellikle söylemiş olalım. Bu olayın ardından Başkan Erdoğan Erdoğan da 6 Temmuz'daki programını iptal etti ve Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi'ne temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ceydet Yılmaz'ın şu an itibariyle katılmış olacağını e, ifade etmiş olun. Başkan Erdoğan ise Merih Demiral için ona destek için Almanya'da yapılacak olan Hollanda maçına katılmış olmasını beklediğimizi de ifade etmiş olun ve şimdilik sözü size bırakalım.